Kolay gelsin Cumali Bey. Nasılsınız? Sen hayırdır ya? Dün konakta bu ön düğünde. Neye dolanayım, neye bakayım? Buralar bizim olacak yakında Cumali Bey. Gezmemin ne sakıncası var acaba? Alpay soysuzu seni de ortak etti. Pisliğine. Çok rica ederim. Lütfen Cumali Bey kırıcı olmayın. Biz sizinle akraba olduk. Siz benim eşimin kızını gelin aldınız. Alpay çok özür diledi sizden. Bekletmiş sizi. Onun çok önemli bir işi çıktı. Böyle apar topar Adana'ya gitmek zorunda kaldı da. Çok hevesliydi yani. Gelecekti. Aa bak. Karşımda dikilip de boşa yalan dizme. Benimle oyun oynuyor o. Eğer maksadı bu nikahı engellemekse başarılı olamayacağım. Hevesi kursağında kalacağım. Halil'le Melek evleneceğim. Böyle nikah için gün alacaklar. Ne münasebet ya? Hani neden engel olmaya kalkacakmış? Aksine biz çok mutlu olduk. Allah tamamını erdirsin. Neye gelmedi ya? Hani mal yedi düşürdü ya. Gene Melek var yani işin şimdi. O evlenmesin diye nasıl bir pazarlık yaptın anlamadım yani. Melek benim umurumda mı sanıyorsun sen ha? Melek benim umurumda bile değil. Halil'i vurabileceğim tek şey buydu. Tamam mı? Bana güven, gerisini de sorgulama. Bu çocuklarım ve bizim geleceğimiz için bir anlaşma. Bunu bana ne zaman söyleyecektin? Yani daha ortada bir şey yok. Böyle hazine bulmuş gibi atma bunu önüne. Cumali Bey ben Alpay'ı bilmiyorum ama bana kesinlikle güvenebilirsiniz. Alpay gelecek ve bu tapu işi bugün bitecek. Halledeceğiz. Hem de sessiz sedasız. Hiç kimse duymayacak. Allah keyfiniz bilir. Ola ki birinin bir şeyden haberi oldu, hiçbir şey alamazsınız. Heves ettiğinizden kalırsınız. Cumali Bey kimse bir şey duymayacak. Merak etmeyin. Kebabınız hazır. Çok teşekkür ederim. Benim biraz midem bulandı da yiyemeyeceğim. Benden haber bekleyin. Tamam mı? Alpay ne işler çeviriyor bana anlatacaksın. Ya ne diyeyim bu? Ne haber vereceğim? Ya yok. Baklava siparişi verdi de onu değil. Neyse, benim bir işim var. Varım gedim de geleyim ha. Anlamadım yenge, ne oldu? Anladın. Çok iyi anladın İdris. Anlat, yoksa Kenan'a her şeyi bir bir anlatırım. Alpay bu malları almayacaksa niye böyle bir anlaşma yapıyor Halil'le? Cevap ver. Vallahi ne diyeyim yenge? Yani Kenan abi Alpay abiyi kaç defa uyardı. Halil'le Melek'in peşini bırak diye. Ama Alpay'a bir takmış kafayı onlara. Dinlemiyor ki. Doğru mu anlıyorum yani şimdi ben? Yani Alpay Halil'le Melek evlenmesin diye mi böyle bir anlaşma yaptı? Galiba. Tabii. Tapular alacağını hiç tahmin etmedi. İşine gelmedi. Adana'ya da o yüzden o öyle uça uça gitti değil mi? Kenan'ı da boşuna uzaklaştırmaya çalışmadı o. Oyununu bozmasın diye. O kadarını bilemeyeceğim ama söylediklerim mantıklı bence. Kenan'ı boşuna uzaklaştırmış o. Ben bozarım bu oyunu. Beni kandırmak neymiş göreceksin sen Alpay. Ha, Halil arıyor. Halil? Merhaba, nasılsın? İyiyim Melek, sağ olasın. Teşekkürler. Ya telefonum sessizde kalmış da ben dönemedim sana, kusura bakma. Olsun, önemli değil. Halledebildin mi işlerini? Hallettim. Hallettim. Sen ne yaptın? Biz halamla sandıkları açtık, elden geçiriyoruz da. İşte evimize getireceklerimizi seçiyoruz. Tamam bak, ben lojadayım. Sen işin bitince istersen buraya gel, nikah işlemleri için beraber gidelim belediyeye, olur mu? Olur, olur. Tabii ki gelirim. Tamam. Görüşürüz o zaman. Tamam. Geleyim mi? İşim bitince locaya gel diyor. Hadi bakalım, hayırlısı olsun.
Bayağı havalıymış burası ya. Ben bu masada çok kararlar verdim albayım. Benden sonra Adnan yönetti. Şimdi de seninle yeni işimizde sana emanet ediyorum bu ofisi. Yüzümü kara çıkarma, olur mu? Sen hiç merak etme, çok doğru bir karar verdin bana güvenerek. Bundan emin. Fufu arıyorum. Efendim Fufucuğum. Sen kimi kandırıyorsun ya? Ya biz de şimdi Adana'ya geldik. Ofise geçtik Kenan'la beraber. Yeni işimin detaylarını konuşuyoruz. Ya bana masal anlatma Alpay. Ben az evvel Cumali ile konuştum, her şeyi anladım. Sen bu anlaşmayı meleklerin evliliğini engellemek için yaptın değil mi? Ama boşuna hayal kurdun. Hemen buraya geliyorsun, bu iş bitiyor, onlar da evleniyor. Duydun mu beni? Fucum, ben şimdi nasıl geleyim? Burada işlerimiz var. Alpay, kes sesini. Kenan oradan İstanbul'a geçecek, sen de buraya geleceksin. Bak ben Cumali'ye söz verdim. Sessiz sedasız bitecek bu iş. Bak eğer saçmalamaya kalkarsan, yemin ediyorum Kenan'a her şeyi anlatırım ben. Tamam mı? Bu kadar. Mesajlarına bak şimdi. Ah be canım be, ah canım benim. Ama çok normal şeyler bunlar hamilelikte. Çok normal. Merak etme. Ben seni daha sonra arayayım mı? Tamam, bay bay. Boşanma dilekçesi hazır. Ya bu işi halledersin ya da açarım davayı. Çocuğunu da göremezsin. Şey, bir sancısı olmuş da doktor tahlil yapmış, ona bakıyordum. Nasıl? Ne nasıl? Tahlil sonuçlarına bakıyorsun ya telefondan, biyolog Alpay. Sonuçları diyorum. Ben ne anlayayım ya. Neyse doktor iyi demiş, bir şey yok yani, merak etme. Neyse, benim çıkmam lazım, uçağım var. Ben bir süre İstanbul'da kalırım. Sen Haldun Bey'le toplantı yaparsın, o sana konjektürü anlatacak. Tamam. Yolun açık olsun. Sana da yeni işin hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. İdris. Gel buraya. O Kenan uçağı kaçta? Saat 2'de galiba. Şimdi Alpay'a bir bilet alıyorsun. Sonra havaalanında onu karşılıyorsun, tapu dairesine getiriyorsun, tamam mı? Biz Cumali ile orada bekliyor olacağız. Saçma sapan bir oyun oynamaya kalkmayın. Kenan'a her şeyi anlatırım ben.